Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun diye dua ederek sohbetime başlıyorum. Ve de Rabbime bugün özel bir hamde daha bulunuyorum. Birkaç hafta ayrı kaldık değerli kardeşlerimizden. Tekrar buluşturan Rabbime özellikle bu birliktelik, bu beraberlikten dolayı ayrıca şükrederek sohbete başlıyorum. Tabi her zamanki gibi alemlerin yüce Rabbine hamd ve senaların en mükemmelini arz ediyoruz sözlerimizin başında. Rabbim kabul buyursun inşallah. Buna mecburuz çünkü her şeyimiz ondan ve hep ona döneceğiz. Bahşettiği nimetlere özellikle İslam ve iman nimetine hesapsız şükürlerle şükrediyoruz. Buna da mecburuz çünkü bir insana bahşedilen en yüce, en ali nimet İslam, iman şerefidir. Rabbim hayatımız boyu bizi bu nimetten mahrum kılmasın ve de imanı kamil ile yüce zatına kavuşmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Rabbim kainatın efendisini Medine-i Tayyip'e'yi Tahire'de haberdar kılsın ve de kabul buyursun salat ve selamlarımızı. Değerli kardeşlerim güzel günlerdeyiz, bereketli günlerdeyiz, mübarek günlerdeyiz. Cenab-ı Hak Hazretleri hem şahsımız hem ailemiz hem cennet vatanımız hem de alemi İslam için bu günleri sayısız berekete, nihayetsiz rahmete ve de hepimizin bağışlanmasına vesile kılsın diye de dua ediyorum. Güzel günlerdeyiz dedim. İnşallah fırsat olursa konuyu sohbetin sonunda değerlendirmeye çalışacağım. Rabbim bizi hep iyilikte ve güzellikte, hep iyilerle ve güzellerle beraber kılsın inşallah. Sevdiği ve seçtiği insanlar çerçevesi ve çemberi içerisinde. Hani Ehli Süleyman Çelebi'nin bir beyti var babacığım rahmetullahi aleyh buna çok önem verir ve ağlayarak söylerdi. O dualar geliyor geliyor da ehli derdin sohbetine mahremet diyor ya bir yerde hem Süleyman'ı sana layık yukarıdan almak daha güzel sana layık kullarınla hem demet sana layık kullarınla hem demet ehli derdin sohbetine mahremet hem Süleyman'ı fakire rahmet et diye öyle devam ediyor ya Rabbim bizi sevdiği ve seçtiği kullar zümresinde yaşatsın. Mahşer gününde de onlarla birlikte onların arasında haşretsin inşallah diye sözümüzün başında dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim geçen ayın 26'sında Eylül'ün 26'sında bir sohbete başlamıştık. hiç ummadığımız bir şekilde sohbetlere ara verdik bu arada çünkü ben görevlere gittim. Yani sandıklıya, Afyon sandıklıya göreve gittim. Sonra Konya ilçelerinde görevlerde bulundum. Acizane müftülüğümüzün ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizesiydi bunlar. Öyle olunca iki haftadır mecburen ara verdik sohbetlere. Ama kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ben hatırlar mısınız bilmiyorum. O sohbette yani geçen ayın son sohbetinde, Eylül ayının son sohbetinde Nur suresinin 30 ve 31. ayeti kerimelerini beraber canlamağa çalışacağız demiş idim ve de hakikaten Nur Suresi'nin 30. ayetine beraberce mana vermiştik. Beraberce bir şeyler söylemeye çalışmıştık, anlamaya çalışmıştık Allah'ın ayetlerini. Rabbimiz bu ayatı ilahiyede bu okuduğumuz ayette 30. ayette erkeklere gözlerini haramdan sakınmalarını emrediyordu. Vesalibillah. قُلِّ الْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ buyuruyordu Cenab-ı Hazretleri. Muhammed'im, Muhammed'im müminlere söyle, müminlerin erkeklerine söyle, gözlerini haramdan indirsinler, harama bakmasınlar. Harama yerine göre kapatsınlar anlatmaya çalışmıştım. Yerine göre, durumuna göre, hallerine göre indirsinler veya kapatsınlar veya başka tarafa çevirsinler ve iffetlerini ve namuslarını korusunlar, muhafaza etsinler. Görülmemesi gereken yerlerini başkalarına göstermekten kendilerini korusunlar diye emrediyordu. Ayatı ilahiyeyi almaya çalışmıştık ve demiştik ki hatırlayacaksınız değerli kardeşlerim kalbe giden yol gözden geçiyor. Onun için müminler baktıkları şeye, baktıkları yere yani göze çok dikkat etmeliler demiş idik. Hakikaten kalp biliyorsunuz komuta merkezi, karargah diyebiliriz. Bütün harekat ve sekenatın, bütün maneviyatın, bütün ruhani halin merkezidir kalp, gönül. Onun için Cenab-ı Hak Hazretleri kalbe ve gönle çok önem verir. Beyin sadece komut verir. Onun için alimlerimiz aklın da beyinde değil kalpte olduğunu söylerler. Beyinde olduğunu söyleyenler de vardır ama asıl hani mesela lehum kulubun la lehum kulubun la yefkahun biha gibi ayeti i kerimelerde Cenab-ı Hak Hazretleri akletmeyen düşünemeyen insanların kalplerinin akletmediğini ve anlamadığını ifade eder. Yani sözü uzatmayayım. Bugün çünkü diğer ayeti kerimeye geçeceğim. Arada çok zaman vermiş olsam da bu konuyu ele almak çok önemliydi. İçinde bulunduğumuz günler belki başka konuları ele almamızı gerektiren günler ama ben o sohbeti tamamlamayı gönlüm çok arzu ediyor. Onun için bugün siz değerli kardeşlerimle beraber ayeti kerimenin hanım kardeşlerimize bakan yönünü ele alacağız inşallah. Ama erkeklere tembih ediliyordu ve deniliyordu ki gözlerini haramdan korusunlar, muhafaza etsinler. Çünkü kalp gözden alınan şeylerden çok müteessir oluyor. Çok tesir altında kalıyor. Yani hep hep dostlarımıza söylüyoruz, vaazlarda, sohbetlerde söylüyoruz. O gördüğümüz şeyler bazen hiç olmaması gereken veya hiç istemediğimiz şeyde, hiç istemediğimiz bir zamanda karşımıza çıkıyor ve bizi mahcup ediyor. Öyle olunca yapılacak iş göze sahip olmak. Göze sahip olmak tasavvufta, veya Allah dostlarının tembihlerinde ve nasihatlerinde göze sahip olmak konusu da çok ciddi şekilde işleniliyor değerli kardeşlerim. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri de bunun üzerinde ciddiyetle duruyorlar. Yani mesela altı konuda bana söz verin. Daha önce söylemiştik hadis-i şerifi. Ben de size cenneti taahhüt edeyim diye buyururken Aleyhissalatu vesselam bu arada gözünüze sahip olun diye de sayıyor diye daha önce siz değerli kardeşlerime aktarmıştım. Sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce bir vesileyle aldık mı almadık mı doğrusu hatırlayamıyorum değerli kardeşlerim. Mühim bir hadisi şerifleri var. Bu hadisi şerifte baya e, ikaz edici ciddi bir hadis-i şerif. Burada Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz Hazretleri şöyle buyuruyorlar. Kutibe alebne adem nasibehu min zina fehu mudrikun zalika la mahalete. Ademoğlu'na özür dileyerek söylüyorum. Rabbim muhafaza buyursun. Zinadan nasibi takdir olunmuştur, yazılmıştır. Eğer bu günaha böyle bir günahı işlemeye nefiste istekler arasında iradede bir temayül varsa, o kişinin başına mutlaka gelecektir bu. Kurtuluş yok diyor Aleyhissalatu vesselam. Rabbim cümlemizi Lütfuyla muhafaza buyursun. Ben acizane öyle dua ediyorum. Ya Rabbi yerine göre irademi al beni haramlardan koru. Yani e, irademi al derken beni bırakma. Aklımı al anlamında değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Rabbim irademize güç versin. Bize takat versin. İrademizi öyle sağlam kullanalım ki şeytana ve nefse uymayalım inşallah değerli kardeşlerim. Bu konuda Rabbime iltica ediyorum. Hani büyükler hep dua ederler ya, Ya Rabbi beni bana bırakma diye. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinde duası var ya, Allahumme la tekilni ila nefsi tarfete aynin. Babacığım ve la ekallemin zalik diye de ilave ederdi. Resulullah öyle dua ediyor ya, Ya Rabbi, göz açıp yumuncaya kadar da olsa beni bana bırakma diye dua ediyor ya. Göz açıp yumuncaya kadar daha az zaman içinde olsa Rabbim bizi bize bırakmasın inşallah. Onun için yani değerli kardeşlerim kendi halimize bırakılı verdik mi? Çünkü malup oluyoruz, yıkılıyoruz, haram işliyoruz. Bu bir hakikat, bu bir realite. Etrafımız çünkü ateş çemberiyle çevrilmiş halde. Rabbim bizi hem maddeten hem manen hem dünyevi hem uhrevi tehlikelerden, bela ve musibetlerden muhafaza buyursun inşallah. Asıl hadis-i şerifin devamı önemli. Şunları söyleyeceğim ve öyle geçeceğim inşallah. Resulullah buyuruyorlar ki El aynani zinahuma en nazar Gözlerin zinası bakmaktır. Aynen Resulullah'ın söylediği gibi söyleyeceğim ben de. Efendiler efendisi öyle buyuruyorlar. Gözlerin zinası bakmaktır yani bakmaya hakkımızın olmadığı yerlere baktığımız zaman veya şeylere baktığımız zaman yani harama baktığımız zaman göz zina ediyor. Yani çok çok özür diliyorum, bağışlayınız. Ee, i̇lla o kötü fiili işlemek değil demek ki zina. Cenab-ı Hak Hazretleri cümlemizi muhafaza buyursun. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem gözler için dikkat çekiyor ve harama baktığımız zaman Günah işlediğimizi ifade ediyorlar. Vel udunani zina el Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulakların zinası ise haramı dinlemektir diyor. Bu bu dinlenilmesi gayrimeşru olan, haram olan e, bir karşı cinsin şarkısı, türküsü gibi olabilir mesela veya dinlenilmesi yasak olan bir söz olabilir veya işte komşunun sırrı olabilir, iki kişinin kendi arasında konuştuğu şeyler olabilir. Dinlememiz gereken şeyleri dinlediğimiz zaman kulaklarımızla günaha girmiş oluyoruz. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri ona işaret ediyorlar. lisanu زِنَاهُ kelam Dilin zinası da konuşmaktır diye buyuruyorlar Aleyhissalatu vesselam. Haram şeyleri konuştuğumuz zaman, haram olan şeyleri söylediğimiz zaman, müminin vakarına yakışmayan şeyleri söylediğimiz zaman dilimizle günaha giriyoruz. Yani bütün bunların içerisinde işte gıybettir, dedikodudur, hasettir, iftiradır, yalandır bunların içerisinde onları da mütala edebiliriz. Ama bir mümine mesela iftirada bulunmak, bir müminin ee, aleyhinde hak etmediği şeyleri söylemek ne bileyim. Çok çok özür diliyorum küfretmek, hakaret etmek, ağır şeyler söylemek. O ben zaman zaman kardeşlerimi hatırlatıyorum ve dikkat çekiyorum. Hani o bazı itikat kitaplarımızın arka bölümlerinde elfazı küfür denilen bölümler var. Rabbim muhafaza buyursun dille insan bazen öyle şey söylüyor ki hem imanı gidiyor hem dini gidiyor hem nikahı gidiyor. Allah korusun Resulullah'ın buyurduğu gibi cennete çok yaklaşmışken baş aşağı cehenneme yuvarlanıyor. Rabbim korusun. Onun için dikkatli olmak lazım. Dilin de zinası diyor aleyhissalatü vesselam. Kötü söz. Haram olan şeyleri konuşmak. Bazı insanlar böyle şeylerden zevk alırlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri işte bizi ikaz ediyorlar değerli kardeşlerim. Vel yedü zinâhel batış. Elin zinası tutmaktır. Elin zinası tutmaktır. Yani şimdi aslında bu konuyu biraz genişletmek lazım. Yani göz e, dedik de sadece gözde kalmamak lazım. İşte kulaklar dinlenilen şeyler. Sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şeriflerinde görmüştüm. İnşallah o hadisi şerifi size bir bulayım getireyim. Hep beraber bu konuda daha dikkatli oluruz çünkü. Haramı dinleyenlerin yarın mahşer gününde kulağına eritilmiş cehennemde eritilmiş veya eritilmiş kaynar maden akıtılacaktır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani cezası bu. Edil Ed eğer haramı konuşmaya, yalan söylemeye, iftiraya, gıybeti alışmışsa Rabbim muhafaza buyursun. Hani sallallahu aleyhi ve selleme muazibni cebel bir gün sormuşlardı. Ya Resulallah akbirni ah bi amelin yudkhilunil cenneh ve yuva'iduni anin nar. Ya Resulallah bana öyle bir amel haber ver ki beni cennete koysun cehennemden de uzak kılsın. Biz bu, bu sohbetlerde o hadisi şerifi teferruatıyla işledik. Sonunda ne buyurmuştu aleyhissalatü vesselam? Bütün bunların sana özünü haber vereyim mi ya Muaz? Mübarek parmaklarıyla efendiler efendisi dilini tuttular ve buyurdular ki Kuffa aleyke haza. Buna sahip ol ya Muaz. Diline sahip ol. Muaz ibn Cebel şaşırdı. Ya Resulallah biz yarın kıyamet gününde konuştuklarımızdan da muakaze olacak, hesaba çekilecek veya cezasını görecek miyiz? Hani Anadolu'muzda bir söz vardır. Allah senin iyiliğini versin veya senin Allah müstahakkını vermesin derler. Yani bunun gibi fekilet ke ya Muaz. Anan seni yitirsin ya Muaz. Allah senin iyiliğini versin. Ne zannediyorsun? Yarın kıyamet gününde insanları cehenneme burunları üstü baş aşağı yuvarlayacak olan şeyin çoğu dilleriyle kaldırdıkları dilleriyle meydana getirdikleri hasat olacak yani konuştukları şeyler olacaktır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niye niye değerli kardeşlerim durup dururken gıybet edelim? Niye yalan söyleyelim? Niye iftira edelim? Niye yani zamanımızın, günümüzün ciddi hastalıklarından bir tanesi de biliyorsunuz gıybet. Buna tekrar tekrar yer vermek lazım sohbetlerde. Ciddiyetle ikaz etmek lazım kardeşlerimizi. Çünkü ikazın hakikaten faydası oluyor. Ben etrafımda görüyorum. Hem kendim bundan istifade ediyorum. Hem de etraftaki kardeşlerim duydukça bana dua ediyorlar. Ve de inşallahurrahman istifade ediyorlar, faydalanıyorlar. Yani... Gıybet çok tehlikeli. İşte dil Allah korusun bir başkasına hakaret etmekle onun manevi iffetine şahsiyeti maneviyesine iftirada bulunmakla böylece günah işlemiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ikaz ediyor bizi. Elle tutuşmak mesela. Şimdi görüyorsunuz yani bizim bizim kızlarımız veya delikanlılarımız güzel yolda el ele tutuşmuşlar. Soruyorsunuz mesela tutup sorduğumuzu düşünelim. E hocam biz nişanlıyız onun için böyle yürüyoruz. Yani tabii ben İslami ailelerden, Müslüman, Müslüman ailelerden, Müslüman çocuklarından bahsediyorum. Elin oğlu bizim sohbetimizi dinlemeyen, bize itibar etmeyen, bizim görüşlerimize hiç hiç dönüp bakmayan, hiç itibarda bulunmayan, canım sen de sen hangi mollasın, kabirden mi kalktın geldin diyeceklere bizim sözümüz yok değerli kardeşlerim. Ben becerebilsem önce kendimi, sonra ailemi, sonra da cami cemaatini ve ben Müslümanım diyen insanları böyle beraberce hep beraber gönül gönüle verip de güzel bir çizgiye çekebilirsem Cenab-ı Hak Hazretleri katında çok güzel bir iş yaptığıma inanırım ve benim için ahiret azığı olacağına e, kanaat getiririm. Onun için söylüyorum. Mesela soruyoruz. Ve hanım kızımız başı filan da örtülü yolda gidiyorlar. Güzel. Eş oldukları zaman artık orada da örf ve adet yani evlendikleri aralarına nikah olduğu zaman örf ve adet devreye giriyor doğrusu orada. Orada da söyleyeceğimiz şeyler var ama şimdi ben o noktaya gelmiyorum. Ama soruyorum mesela tutsak da sorsak siz nasıl böyle işte biz iki arkadaşız üniversitede arkadaşız. yahu nasıl olur böyle bir şey? Gençler, değerli kardeşlerim. Veya biz henüz biz nişanlıyız hocam diyorlar mesela. Yahu nişan hiçbir e, manevi bir bağ meydana getirmiyor ki o sadece bir ön anlaşmadır. Nikahtan sonra ancak böyle olabilir. Yalnız kalamazlar nişanlılar. Yani halvet dediğimiz şekilde kimsenin olmadığı yerde yalnız kalamazlar. Öyle el ele tutuşamazlar. Yahu ben çok geriden mi geliyorum acaba değerli kardeşlerim bugünün dünyasına göre? Yani işte bağışlayın. Eğer söylediklerim tutulmaz, tatbik edilmez cinstense, yani beni siz hangi kefeye koyarsanız, hangi çizgiye çekerseniz çekin. Ama ben bunları söylemek mecburiyetinde olduğumu hissediyorum. Yani nişanlı olmak demek hiçbir şeyde, hiçbir konuda bize müsaade vermiyor, etmiyor. Öyle bir şey yok. Ancak nikahtan sonra el ele tutuşabilirler veya işte birbirlerinin vücuduna değebilirler. Ayakların ayakların zinası diyor Ali Sattasyan. Tabii bu konu ayrı bir konu. İnşallah bir e, sohbetimizde mesela İslam'ın düğün adabından bahsedelim inşallah. Gerçi yazımızı geçirdik ama düğünler devam ediyor. Bu konuda bu konuda önemli ihmaller var. Ah Müslümanların yavrularının dünyevi ve uhrevi bütün mazhariyetlerini elde edecekleri o ilk günde, düğün gününde, efendim o o çok önemli günde düğünlerini yaptıkları günde bit düşen Müslümanların zavallı halleri Yazıklar olsun o bitatlere düşen ve İslam'dan uzaklaşan zavallı Müslümanlara diyorum. Kim olursa olsun bunu ben yapsam da hata. Yani maddi manevi mevki makamı ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Yahu biz Müslümanız be. Biz Müslümanız be. Kime ne için taviz veriyoruz? Ve kimin hatırına iş görüyoruz? Eğer adamsak, eğer kaliteli Müslümansak, eğer seviyeli insansa acaba Rabbim ne der? Allah'ım ne der? Başta ben sonra beni dinleyen kardeşlerim. Sonra Resulullah nasıl nasıl bana bakar? Hangi gözle bana bakar diye düşünmemiz gerekmez mi değerli kardeşlerim? El alem şöyle dermiş. Şunlar böyle derlermiş. Efendim sönük geçermiş. Şöyle olurmuş böyle olurmuş. Ondan sonra kadın erkek karışık düğünler. Artık neler olmaya başladı. Geçenlerde bir vesileyle temas etmiştim. Ama bunlar ben söylemeyeceğim de Allah aşkına değerli kardeşlerim kim söyleyecek bunları? Kim söyleyecek bunları? Ben size söyleyeceğim. Ondan sonra öncüm önce eğer kendim adamsam, eğer tatbik edeceğim, sonra da sizler inşallah hayatınıza tatbik edeceksiniz de böylece alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın rızasını, Resulullah'ın hoşnutluğunu tahmin, efendim temin etmeye ve tahsil etmeye çalışacağız. Evet ayakların zinası diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haram olan mahallere gitmektir. Gayrı meşru yerlere gitmektir. Resulullah öyle buyuruyorlar. Ayaklar da zina edermiş. Nereye? İşte gayrı meşru bir yere giderken. Giderek böyle. Nasıl hacca giden, umreye giden cihada giden ayak Allah katında değerlidir. Yani Allah yolunda eğer bir ayak diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri tozlanacak olursa o ayakları Cenab-ı Hak cehennem ateşine haram kılar. Gayrı meşru yerlere gidenlerin ki de elbette haramdır, gayrı meşrudur ve Resulullah öyle buyuruyorlar. Ee, ayakların zinası da, ayakların zinası da haram olan mahallere, haram olan yerlere gitmektir diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hadis-i şerif böyle bitiyor değerli kardeşlerim. Vel kalbu yehvi ve yetemennâ ve yusaddikü zâlikel farcu ev yukezzibuhu. Kalp işte gözün bakmasıyla, dilin söylemesiyle, elin tutmasıyla, ayağın efendim gitmesiyle, kulağın dinlemesiyle kalpte o tarafa bir temayül olur, arzu eder yani bunu organlar organlar ya tasdik eder yani ya, yahut da tekzip eder. Yani Allah korusun bu bakma, dinleme, efendim el ele tutma e, ileri safalarında ya Allah korusun harama düşülür. O büyük zina irtikab edilir ve yahut da Allah'tan korkarak kişi kendini alır diye buyuruyor Sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri. Değerli kardeşlerim yani çok çok önemli bir konu bu. İnşallah yeri geldikçe yine duracağız, üzerine duracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de buyuruyorlar. La tawuddun absarakum ve la tahfazun furucakum ev la wujuhakum." Çok önemli. Bu, bu hadisin ışığında toplumdaki insanları bir daha bir değerlendirin şöyle bakın. Resulullah buyuruyorlar ki ya gözünüze sahip olacaksınız, harama bakmayacaksınız, harama baktırmayacaksınız. Sonra ve le tahfazun iffet ve namuslarınızı koruyacaksınız. Yoksa Cenab-ı Hak Hazretleri ruhunuzdaki çirkinliği ve siyahlığı yüzünüze çıkarır, yüzlerinizi karartır, bozar ve çirkinleştirir sizi. Söylenecek çok şey var bu noktada. Söylenecek çok şey var. Ümmeti Muhammed'in evladını, memleket evladını, tonlarla makyaj sürüp de aldatanların o makyajsız haline bir bakmaktan tutun da değerli kardeşlerim, makyajsız halini bir 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 tahayyül etmekten başlayın da, o sokaklarda gördüğünüz Cenab-ı Hak Hazretlerinin kudret eliyle yüzünden, o manevi nuru söküp aldığı suratlara varıncaya kadar, erkek olsun kadın olsun, eğer, Göze sahip olmazsa zamanla kalp kararıyor. Kalpteki kararma da yüze inikas ediyor, aks ediyor, yüzde beliriyor. Hani daha evvel bir sohbet vesilesiyle söylemiştim. Yani bir köşeye, bir kavşağa durup geçen insanlara bakınız. Şu namazını kılıyor, bu namazını kılmıyor diye katiyetle karar verebilirsiniz. Aynı durumda da, aynı durumda da, yani aynı durum bu konuda da geçerli. Rabbim yüzümüzün, gönlümüzün, ruhumuzun nurunu günden güne müjdat kılsın inşallah. Bizi sevdiği ve seçtiği kulların arasında kılsın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri konuya dikkat çekiyorlar. Gözünüze sahip olun yoksa yüzünüz kararır. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri sahabeden bir zata yanına geldiği zaman günah işlemişsin istiğfar et diye buyurmuşlar. Hayırdır ya Osman ne oldu? babacığım rahmetullahi aleyh derdi ki, müminin firaseti velinin kerametine çok daha sebkat eder. O başka bir şekilde söylerdi de, yani onun, sözü hatırımda şöyle kalmış, müminin firaseti velinin kerametine çok takla kattırır. Anadolu'da böyle şeyler söylenir biliyorsunuz. Yani müminin firaseti ve kerametten falan çok daha önemlidir. Hani Resulullah'tan da اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله Teala müminin firasetinden sakının. Yani firaset o Allah'ın gönle verdiği nurla ve ilhamla o Cenab-ı Hakk'ın gönle verdiği bereketle karşı tarafa bakış demek firaset. Feraset değil bu arada hemen söyleyeyim. Feraset diye kullananlar yanlış kullanıyorlar o kelime. Feraset ayrı bir kelime. Bu kelimenin doğrusu firasettir. Yani dikkatli bakış, güzel bakış, baktığı yerde hakikati görüş anlamında müminin firasetinden sakınınız. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar diye buyuruyor ya aleyhissalatü vesselam. Hazreti Osman radıyallahu anh efendimiz hazretleri de ister firaset deyin, dilerseniz keramet deyin. Bakmış böyle istiğfar et, günah işlemişsin kardeşim diye buyurmuşlar. O kişi itiraz ediyor. Ya Osman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra vahiy mi kaldı? Nereden biliyorsun benim günah işlediğimi? Buyuruyorlar ki Hazreti Osman radıyallahu anh Hazretleri hayır Resulullah'tan sonra vahiy falan kalmadı tabi. Ama yüzün kararmış yüzündeki tabi onların bakışları bizim gibi değil. Ya ne demiştik biz Arif'in e, cahilin aynada göremediğini Arif tuğlada görür demiştik ya daha önce. Bilen insanlar yani bu konu o kadar enteresan bir konu ki değerli kardeşlerim. Eğer o konuya bir 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 basamak atlayıp da o konuya geçebilecek olsak yüzlerinin şeklinden, nefeslerinin kokusundan, abdest sularının kokusundan ve renginden büyükler kişinin işlediği günahları rahatlıkla anlayabiliyorlar. Cenab-ı Hak Hazretleri onların gönüllerinden geçenleri bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemde mucize olarak bu görülmüyor muydu? İnşallah hicrete doğru, Muharrem'e doğru gidiyoruz. E, i̇leride Resulullah'dan yine bahsetmeye başlayacağız. Buna, bunu doğrusu aleyhissalatu vesselamın o kutlu doğumda bahsettiğimiz programlarında özledim. İnşallah Efendiler Efendisi'nden yine bahsedeceğiz. O kalpten geçenleri bilmiyor muydu? Yerine göre sen şöyle düşündün, sen şöyle söyledin veya sen şunu düşünüyorsun ama Cenab-ı sana fırsat vermeyecek vermiyor muydu? Onun gibi keramet de müminlerde Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla oluyor veya dediğim gibi firasetle yüzün kararmış. Doğru söylüyorsun, gelirken bakmamam gereken bir manzara gördüm de kendimi alamadım, ona, ona bakmıştım ya emiral müminin. Allah'ım beni affetsin diye o kişi Hazreti Osman'dan özür diliyor. Yani yüz kararır. Kalp karardı mı o yüze vurur. Rabbim dünyada da ahirette de yüzümüzün nurunu almasın ve nurumuzu günden güne artırsın diye Rabbimize dua ederiz değerli kardeşlerim. Evet zaman ilerliyor. Ben ee, hanım kardeşlerimize Cenab-ı Hak Hazretlerinin emirlerine dönmek istiyorum. Burada aslında söyleyeceğim birkaç hadis daha almışım ama hep böyle oluyor. Sözü uzatıyoruz ve konu kalıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin konuyla ilgili hadislerini yine ileride beraber değerlendireceğiz inşallah ama yine Kur'an'ımıza yine Allah'ın ayetine dönüyoruz. Nur suresinin 31. ayetinde bu defa alemlerin yüce Rabbi mümin hanımlara, beni dinleyen hanım kardeşlerime Müslüman hanımlara, İslam'ın yetiştirdiği hanımefendilere genciyle, ihtiyarıyla, efendim evlisiyle, bekarıyla, nişanlısıyla hepsine hepsine bütün hanımlara, hanımefendilere hitap ediyor ve buyuruyorlar ki ya Resul ya Muhammed ya Muhammed Resulullah'a hitaptır. Ve kul lil mu'minati yadudna min absarihinna ve yahfazne furujahunna. Muhammedim söyle o İslam hanımlarına mümine hanımlara, inanan hanımlara, Allah'a ve ahiret gününe iman eden hanımlara söyle, gözlerini harama bakmaktan onlar da korusunlar. Gördükleri sokakta olsun, şurada olsun, burada olsun, televizyonda olsun, haram bir manzaradan, haram bir görüntüden onlar da gözlerini çeksinler. Ve ahfazne furucehunne, iffet ve namuslarını muhafaza etsinler. İffetlerini korusunlar. Alemlerin yüce Rabbi nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyursun. Bu ayeti kerimelerin indirilmesinde, bu ayetlerde öyle ciddi, öyle muhteşem ve muazzam hikmetler var ki değerli kardeşlerim. Hele hele günümüzün toplumu nereye gidiyor bilmiyorum. Rabbim bizi özel kudretiyle ve lütfuyla muhafaza buyursun inşallah. Sonra ve yahfaz görülmemesi gereken yerlerini bu bu o, mana da var. Erkekler için söylediğimiz gibi başkalarına göstermesinler. Aç ve la tebarrucen tebarrucel cahiliyetil ayeti kerimesinin olduğu gibi açılıp saçılmasınlar. Saçlarının bir tek kılından ki tahlil edeceğiz meseleyi inşallah vücutlarını başkalarına veya İslamın gösterilmesine müsaade ettiği şeylerin dışındaki hiçbir şeyi yabancılara göstermesinler, göstermesinler ve aqfaz nefuru sadece sadece yani e, burada müfessirlerimiz sadece özür diliyorum e, avret mahallerini değil bütün kaldı ki kadınların bütün bedenleri avrettir. Yani o, o, o erkekler gibi değil onlar. Onların vücudunu İslam daha çok muhafaza ediyor, daha çok koruyor. Beraberce göreceğiz inşallah. Rahman muhafaza etsinler, esirgesinler, korudusunlar. Ve layuddine zinetahunna illa ma zahara minha. Kendinden, kendiliğinden mecburen görünen kısımları hariç zinetlerini de kimseye göstermesinler. Zinetlerini de kimseye göstermesinler. Hani bir görünen şeyler vardır. Mecburen görünecektir bazı şeyler. Onların dışında olan koruyabilecekleri, muhafaza edebilecekleri şeyleri başkalarına göstermesinler. Ve la yubdina <laughs> ne? Zinetlerini göstermesinler. İlla ma zahara minha ancak kendiliğinden mecburen görünen yerler hariç. Bu zinet nedir? Hanımların e, neleri zinetlerdir? Biz Anadolu'muzda mesela zinet diye takılara denilir. Yok öyle değil. Alimlerimiz diyor ki hanımların bu takılarıyla beraber küpesi, kolyesi, bileziği, yüzüğü, benzeri sonra sürme çekmişse gözüne, e, ellerinde kına varsa ayaklarında, yani makyaj yapmışsa bugünün anlamıyla veya yaratılıştan olan güzellikleri bütün vücutları da zinet çerçevesi ve çemberi içerisindedir deniliyor. Ama reklam aramız gelmiş değerli kardeşlerim. Saatimiz dolmuş. Ona da e, dikkat edelim. İnşallahü Rahman reklam arası verdikten sonra bu zinetten başlayıp konuyu tahlil etmeye devam edeceğiz. Efendim, e, zinet nedir? Ayet-i kerimede zinetlerini göstermesinler buyuruyor diyor Cenabı Hak azetleri ya. Nedir o zinet? Hanımların takılarıyla beraber vücutları ve e, ve başkaları tarafından görülmemesi gereken her şeylerine öyle diyelim zinet diyoruz. Buna göre zinet kadının vücudu ve saklaması gereken takılarıyla takı yerleri de aynı zamanda zinet çerçevesi içerisindedir. Öyleyse oraları muhafaza etmelidir. Yani Mesela bileğinde bilezikleri var hanım kardeşimizin hem bileğini saklayacak hem bileğindeki bilezikleri kolyesi var hem e, görünen yeri saklayacak yakasının e, yakasının arasından görünen yerlerini vücudunu saklayacak hem de o kolyesini saklayacak. İstisna edilen ise istisna edilen ise saklanamayan mesela elbise e, yani pardesü en dışına giydiği pardesüdür, çarşaftır, ne bileyim işte hani Anadolu'muzun o şalvarı ve örtüsüdür. Bir de el ve yüzleriyle ayaklarının alt kısımlarıdır da diyenler de olmuş. El ve yüzleridir, onlar ise istisna edilmiştir. Yani eller ve yüzler e, görülebilir başkaları tarafından. Tabii pardesüsünün üstüne bir pardesü daha bir pardes öyle olacak değil. Pardesü ve eşarp mecburen görünecek değerli kardeşlerim. El ve yüz konusu ise ihtilaflı. Hani bazı kardeşlerimiz yüzlerini de güzelce örtüyorlar, ellerine de eldiven de giyiyorlar ya. O çok çok daha mükemmel bir tesettür oluyor doğrusunu söylemek lazım. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh hazretleri e elbiseleridir diye buyurmuşlar. Yani dış elbiseleridir. İmam Mücahit sürme ve eldeki kına ve yüzük mesela sadece parmağındaki alyansı yüzük mesela görülebilir. İstisna edilen şeyler görülebilecek olan görülmesine müsaade edilen şeyler bunlardır denilmiş. Said İbni Cübeyr el ve yüzdür demiş. Hanefi mezhebine göre yüzün durumu biraz farklı biliyorsunuz. Eğer fitne yoksa, fitneden korkulmuyorsa yüz açılabilir Hanefi mezhebinde. Ama fitne varsa, tehlike varsa yani mesela genç hanımları için veya gir, hanım kardeşlerimizin girdikleri ortam bakımından çarşıya çıkıyorlarsa ve yüzün açılması fitne doğuracaksa yüzün kapatılması da Hanefi mezhebinde de tavsiye edilmiş. Diğer mezhepler zaten kapatılmasını istiyorlar. Kısaca böylece söylemiş oluyorum. Daha önce bu konu üzerine durmuştuk. Yani yani bir İslam hanımefendisi eli, yüzü ve dış elbisesi hariç bütün vücudunu ve zinet takı yerlerini ve de mesela makyaj yapmışsa hani hanımlar arasında kendi aramızda oturacağız diye bir hafif makyaj yapmışsa o makyajınız gözüne sürme çekmişse sürmesini ellerinde kınaları varsa yani onları bile becerebilirse saklamaya çalışacak bu daha güzeldir daha hayırlıdır diyor titiz davranan alimlerimiz yani yani değerli kardeşlerim İslam hanım denilince hanım kardeşlerimiz denilince tesettür diyor örtünme diyor örtünme diyor. İslam bunu söylüyor. Yani şimdi görüyoruz. Ne olur beni beni bu konuda kınamayın, ayıplamayın. Ben dediğim gibi bu hakikatleri ben söylemeliyim. Bazen mesela hanım kardeşlerimizden bize intikal oluyor. Bir ev, bir ev olarak camiye gitmişiz. Mesela deniliyor ki geçenlerde böyle bir hadise yaşadık. Aktardılar bana. Bir hanım kızımız geldi diyor yakınlarım. Sokakta görseniz hiç tahmin etmezsiniz. Çantasından eşarbını çıkardı, etekliğini çıkardı, etekliğini giydi. Güzelce başörtüsünü örttü, mis gibi namazını kıldı. Yani bu hanım kızımıza ben yalvarıyorum, rica ediyorum. Diyorum ki ona, ne olur sokakta da ört. Ne güzel bak, mis gibi namazını kılıyorsun. Ne güzel Etekliğini giyip, eteğini giyip ee, namazına duruyorsun. O o kıyafeti sokakta da muhafaza et. Kaldı ki tabi Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzuruna dururken önemli ama sokakta da yabancılar var. Yabancılar var. Böyle böyle hanım kızlarımız var. O üniversiteli kızlarımız, fakülteli kızlarımız falan böyle yapabiliyorlar bazen. Ben onlara rica ediyorum, yalvarıyorum. Hani biraz evvel dediğim gibi asıl dikkate alınması gereken Allahu u Zülcelal Hazretleridir. Başımızı örttüğümüz zaman bizi kınarlarmış, ayıplarlarmış, şöyle derlermiş. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Evet. Bunlar eee zinet denilen şeyler yani bir hanımın e, vücudu bir hanımın yüz güzelliği bir hanımın takıları bunlar görülmemesi gösterilmemesi gereken şeyler ve fakat İslam bazı kişilerle beraber olunduğu zaman baba gibi kardeş gibi şimdi onları sayacağız inşallah beraber olunduğu zaman belirli bir çizgiye kadar müsaade ediyor müsaade ediyor. Onları da ayeti kerimelerde beraberce sayacağız ileride inşallah. Ayeti kerime ileride gelecek. Devam ediyor Nur suresinin 31. ayeti kerimesi. Vel yadribne bi humurihin ala cuyubihin. Rabbimiz böyle buyuruyor. Hanım kardeşlerim Allah'ımız size nasıl örtüneceğinizi tarif ediyor. Allah söylüyor ben söylemiyorum. Onlar o İslam hanımları başörtülerini de yakalarının üzerine böyle çapraz bir şekilde örtsünler. Yani başörtüsü yukarıdan gelsin, sonra bu, bu bu çenenin altında böyle burada bir çapraz olarak yani şöyle örtülsün ki bu bu buralarda görülmesi yasak olan yerler görülmesin. Anadolu'muzda bir tabir vardı. Babacığım da onu söylerdi. Hırt düğüm yani çözülmesi çok zor olan düğüm. Konya'da vardır bu tabir. Başının örtüsünü böyle güzelce bağlasın. Yani işte o bir mesela soldan alıyorlar, omuzların üzerine sağdan alıyorlar, omuzların üzerine tamamen kapatıyorlar ya. Hanım kardeşlerimiz o, o Kur'an-ı Kerim'de anlatılan cilbab o, tam tam böyle bir tesettür sağlıyor. Baştan örtüyor, alnın üzerinden, kaşların üzerinden örtüyor. Geliyor, vücudun beline yakınına kadar iniyor. O e, türban falan diyorlar ya şimdi bir zamanlar çok rahatsız oluyorlardı. Şimdilerde elhamdülillah her şey yoluna o taşlar yerine oturuyor. Böyle baka, baka, sular hep he, güzel güzel e, zuhuratlar olmaya, zuhurat olmaya başladı. Değerli kardeşlerim, müminler, müminler elhamdülillah e, ne güzel günler gördüler. Daha da güzel günler göreceğiz inşallahurrahman. Efendim mümin hanımların böyle başörtülerinin uzanan kısımlarını da yakalarının üzerinde birbirinin üzerine çapraz olarak örtmelerini Cenab-ı Hak Hazretleri emrediyormuş. Yani buradan elbisenin yakasından görülmesi muhtemel olan yerler görülmesin, vücutları görülmesin ve de artık tamamen tesettür temin edilmiş olsun diye. Aslında biliyorsunuz baş örtüsü yani başın örtülmesini emreden ayeti kerime Ahzab suresinin 59. ayeti kerimesi. Estağfirullah. Ya eyyuhan nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minine yudnine aleyhinne min celabibihin. Ey peygamber eşlerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Yedinin aleyhin min celabibihin cilbaplarını yani o kocaman başörtülerini, geniş başörtülerini. Hani o Anadolu'muzda eskiden adet olan küçük böyle örtüldüğü zaman kenarlardan saçların alt kısmını falan gösteren veya işte yakayı boğazı gösteren o küçük eşarp değil cilbap. Cenab-ı Hak Hazretlerinin emrettiği cilbab o değil. Başın üstünden alıyor böyle yakaları ve özür dileyerek söylüyorum omuzları göğüsleri tamamen örtüyor. Öyle geniş büyük bir örtü. Onu diyor başlarının üzerinden üzerlerine alsınlar ve onunla örtünsünler. Bu konuyu işledik daha evvel çok iyi. Sabuni hocamızın ayatül ahkamından çok iyi bir şekilde tesettür konusu işlediğimi iyi hatırlıyorum. Ama burada işte iki ayeti kerime birbirini teyit ediyor. Yani böyle şal gibi veya ne bileyim bir başka şekilde başlarının üzerinden alıp da kenarlarını böyle Araplarda eskiden adetti salı veriyorlardı. Elbiselerinin veya bluzlarının yakasından vücutları görünüyordu. İslam ona müsaade etmiyor. Böyle önlerinde çapraz bir şekilde örtsünler ki görülmeyecek hiçbir yerleri görülmesin diye Cenab-ı Hak Hazretleri emrediyor. Dedik ya İslam'da hanım denilince tesettür akla geliyor. Hanım kardeşlerimiz inşallahurrahman bu sözleri tutarlarsa, bu söylenilenleri yani Kur'an'ın emirlerini tutarlarsa mahşer gününde kendileri karlı çıkacaklar. Kendileri kazançlı çıkacaklar. Her zaman söylüyoruz biz önce kendi hepsimize sonra değerli kardeşlerimize nasihat ediyoruz. Hani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme de bakınız önce Cenab-ı Hak Hazretleri eşlerine, kızlarına ve müminlerin efendim hanımlarına söylediği önce Resulullah'ın evinden başlıyor, öğünden başlıyor. E hocalarımız da önde gelenler de mümkün olduğu kadar önce kendilerinden ve en yakın çerçeve ve çemberden başlayacaklar işe. Fatıma annemizin bir sözünü hatırlıyorum burada. O dünyanın ve ahiretin en en şerefli, en değerli, en büyük hanımlarından, hanımefendilerinden biri olan Fatıma anamız. Rabbim cennette onlarla beraber kılsın inşallah. Orada mahremiyet herhalde olmayacaktır. Bakarsınız sohbetlerine gideriz, huzurlarına otururuz, ziyaret ederiz. Bilemiyorum yani bu konuda durum nasıl olacak tam şu anda hatırımda değil ama yani gönül arzu eder ki mesela Hatice annemizin, Ayşe annemizin Fatıma annemizin, diğer annelerimizin, Meryem validemizin Asiye validemizin sohbetlerinde bulunalım onları görelim cennette Rabbim mahrum etmesin inşallah çünkü artık orada fitne yok, tehlike yok ee, Fatıma annemiz dünya ve ahiret hanımlarının hanımefendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ciğer paresi Öyle buyuruyorlar. Bir müminin bir İslam hanımefendisinin hayatı boyu kendisine düstur edineceği, rehber edineceği ve hiç hatırından çıkarmayacağı sanki sanki Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisleri gibi cevami ol kelim olarak söylenilmiş güzel bir söz. İslam hanımefendileri için en hayırlı olan başkalarının onları görmemeleri onların başkalarını görmemeleridir diye buyuruyorlar. Yani haram olan o gözler o İslam hanımefendilerini görmesin onlar da bakılması haram olan yerlere ve şeylere bakmasınlar diyor Fatıma Tüz Zehra annemiz. Yani Resulullah'ın kızı böyle söylüyorsa ben de bunu İslam hanımefendilerine hanım kardeşlerime telkin ediyorsam herhalde isabetli bir şey yapıyorum demektir değerli kardeşlerim. Evet genç kızlarımıza ve İslam hanımlarına, hanımefendilerine Fatıma annemizin bu sözünü hayatları boyu kendilerine düstur edilmelerini tavsiye ediyorum. Sokağa çıkarken, efendim ne bileyim komşuya giderken, akraba ziyaretine giderken, nerede ne zaman olursa olsun, zaruret olduğu zaman Müminlerin hanımlarına zaruretlerinden dolayı sokağa çıkmalarına izin verilmiş biliyorsunuz. Mescide giderken alışverişe bile gidiyor olsa yani mecburen eğer zarureten alışverişe gidiyorsa ama bu sözü unutmamalı ve de meseleyi işte bu bu platformda, bu bu zeminde çözüme kavuşturmalı. Ne kadar örtünürse ne kadar tesettüre riayet ederse ne kadar kendini muhafaza ederse umuyorum ki alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretleri o kadar razı olacaktır. Evet. Başörtüsü konusunda da Rabbimizin ne buyurduğunu görmüş olduk değerli kardeşlerim. Eee <laughs> ayet ayeti kerimenin devamı başörtüsü ayeti kerimenin ayetinin devamı böyle böyle devam ediyor. Zalike edna en yurafna tanınmaları ve bilinmeleri için bu onlar için çok daha hayırlıdır, daha yakışandır, daha güzeldir, daha uygundur. Ne ile bilinmeleri? Bir asıl saadetle ilgili olarak müfessirlerimiz öyle söylüyorlar. Hür olan İslam hanımefendiler olarak bilinmeleri. Ama Ebu Hayyan tefsiri Allah ondan razı olsun öyle güzel bir yorum getirmiş ki diğer tefsirlerimizde pek bunu bulamıyoruz. Çok güzel mümine hanımlar olarak, Allah'a ve ahirete inanan hanımlar olarak bilinmeleri ve tanınmaları için, tesettür onlar için. Yani şimdi hocam başaçıklar e, dinsiz mi, gavur mu? Haşa ne münasebet. Kim onu söylüyor ya? Öyle şey söylenilir mi? Öyle şey söylenilir mi? Yani bazı insanlar bizi böyle zamanla itham ettiler konuşmalarımızda, bazılarımızda da bu konu açılıyor tabii. Ama sakın ha öyle bir şey anlaşılmasın. Ama İslam'ın ne dediğini ben hanım kardeşlerime söylemek mecburiyetindeyim. Beni biliyorum. Tesettüre riayet etmeyen hanım kardeşlerimden de dinleyenler var. Onlardan da rica ediyorum. Namazlarını kılsınlar ve Allah'ın emrini yerine getirsinler. Tesettüre riayet etsinler, başlarını örtsünler. Mahşer gününde inşallah bana teşekkür ederler. Hocam iyi ki sen söylemiştin de biz de örtünmüştük. Allah senden razı olsun. Derler bana hem dünyada hem ahirette de umarım ki. Yani niye niye daha daha güzel, daha kolay bir yolculuk yapmak varken sıkıntılı yolları niye tercih edelim ki değerli kardeşlerim? Kendimizi niye dünyada ve ahirette sıkıntıya sokalım ki? Ha bizim dışımızdaki insanlar onlar ne yaparlarsa yapsınlar diye hep söylüyorum ben. Evet. Zalika edna en yurafna fe la yuzayna ve kendilerine eza edilmemesi, sıkıntıya bu duçar olmamaları için bu onlar için daha daha uygundur. Ve kana Allahu gafurur rahim. Ahzab suresi 59. ayeti kerime. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yani bir İslam hanım efendisi vaktiyle şöyle veya böyle yaşamış olabilir. Güzelce mis gibi örtüsüne bürünür Allah yoluna gelirse Alemlerin yiğit Rabbi ona rahmetiyle ve merhametiyle muamele eder. Değerli kardeşlerim, hanım kardeşlerimizin zinetlerini gösterebilecekleri kişiler de ayeti i kerimede sayılıyor. Yani mesela bu zinet dedik ya, hani mesela bir hanımın saçı zinetidir veya vücudunun belirli vücudunun tamamı zinetidir ama belirli yerlerini belirli kişilere gösterebilir. Bu konuda da ayeti kerime de işaret var. Onunla tamamlayacağız inşallahürahman. Ama şimdi saat diyor ki yine bir ara verme zamanı geldi. Bugün inşallah bu sohbeti böyle tamamlayalım da kurban meselesine ve diğer meselelere sonra girelim inşallah diye düşünüyorum. Çünkü bu konu önemli bir konu. Evet şimdi tekrar bir aramız var efendim. Başörtülerini böyle çapraz bir şekilde örtsünler güzelce diye cenabı hak azetleri emrettikten sonra, وَلَا yübdi ne tekrar zinetlerini yani zinet nedir artık gördük hanımların hem o takıları hem de e, cenabı hak azetlerinin kendilerine verdiği e, vücutları yani değişik e, güzellikler öyle diyeyim. Ve la yubdine zinetehunne illa li buuletihinne diye başlıyor ayet-i kerime. Ayet-i kerimenin devamında Kur'an-ı Kerim'e e bakarsanız o 31. ayet-i kerime uzun bir ayet-i kerime. Aynı ayetin içinde devam ediyor değerli kardeşlerim. Ben ayetin tamamını okumayacağım. Ancak diyor şu kişilere zinetlerini gösterebilirler. Yani mesela başını onu o kişilerin yanında açabilir. Saçını gösterebilir. Veya ne bileyim fazla aşırıya gitmeden böyle hafif kısa kollu bir gömlek giyebilir veya işte pardüsüsüz oturabilir. İşte duruma göre, haline göre hanım kardeşlerimiz bu durumu zaten biliyorlar ama kimler onlar? Ayet-i Kerime'den bir bakalım. İlla bu etihinne diye başlıyor. Tabi kocaları. Karı koca arasında İslam'ın koyduğu herhangi bir sınır yok. Edep kurallarına riayet etmek şartıyla karşılıklı İslam'ın koyduğu herhangi bir sınır yok. Ee, o konuda müsaade sonuna kadar. Sonra babaları. Yani babaları da e, İslam hanımefendilerine en yakın olan kişiler, kocalarından sonra. Yani mesela bir kızımız veya bir e, gelin hanım kardeşimiz veya bir hanımefendi yaşlı da olsa babası eğer sağsa onun yanında. Kocalarının babaları yani kayınpederleri, kendi oğulları, kocalarının oğulları bunlar ayet-i kerimede sayılan ayrı ayrı sayılan e, maddeler. Kocalarının oğulları yani eşlerinin e, evvelki e, hanımlarından olan oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin yanında da başlarını mesela açabiliyorlar veya işte biraz daha dışarı yani mesela elbisesiyle oturabiliyor. Hani dışarıda pardüsü giyiyordu ya elbisesini çıkarabiliyor. Erkek kardeşlerinin oğulları sözü karıştırmadan bir daha sayalım bunları. Kocaları, babaları, kocalarının babaları yani kayınpederleri, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, yeğenleri, kendi kadınları, kendi kadınları yani mümine hanımlar bu konuya tekrar döneceğim. Ellerinin altında bulunanlar, şimdilerde yok eskiden e, köleler yani caniyeler vardı onlar. Erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi ve benzeri tabi kimseler. Yani evin içerisinde dolaşan ama özür diliyorum e, herhangi bir e, değişik duygu kendisinde oluşmayacak olan evin içerisindeki kişiler. Evet, Yahut kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkalarına zinetlerini göstermesinler. Küçük erkek çocukları, mahallenin çocukları toplantıya gelmişler ama henüz yani bir kadının kendine ait özelliklerini bilmeyen, onlara ait herhangi bir şekilde kötü düşüncesi olamayacak olan küçük yavrular, onlar içinde şeriat müsaade ediyor yani iç elbiseleriyle ev içi elbiseleriyle onların yanlarında oturabilirler. Veya mesela başını açmak istiyor. Bu konuyu tekrar gündeme getireceğim inşallah. Başını açmak istiyor, başını açabilir. Ne bileyim böyle basit kısa kollu bir göm gömlekle veya bluzla veya bir entariyle elbiseyle oturabilir. Bileziklerini, diğer ziynetlerini, saatini mesela kolundaki gösterebilir. Yani bunlar böyle kendileri için eşlerin haricinde ama saygı ve Dikkat çerçevesi ve çemberi içerisinde. Bir de asıl önemli olan şu. Tabi ayet-i kerimelerin, Ayet kerimelerin yorumlarına girdiğimiz zaman değişik kategoriler de oluyor. Mesela bir hanımefendinin kocasının erkek kardeşi. Anadolu'da ona Çelebi deniliyor. Konya'da öyle söyleniliyor. Yani bir hanım kardeşimizin kocasının erkek kardeşi. Biliyorsunuz nikah düşmez. Yani onun yanında elbisesiyle oturabilir. Çünkü hatta e, kayınvalide falan yanında yaşlar mesela bir yolculuğa da çıkabilir onunla. Çünkü nikah düşmez. Kocası sağ olduğu müddetçe nikah düşmez. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Arapça'da onun tabiri bu hani yiyenler diyoruz ya biz. Kocasının erkek kardeşi, teyzesinin oğlu, halasının oğlu. Yani böyle evlenemeyeceği kişiler. Yiyenler diyoruz, yeğenler. Yeni tabirle kuzenler mi diyorlar? İngilizceden alma bir tabir. Efendim, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Ya Resulallah, peki bu yiyenler konusunda veya kocanın erkek kardeşi konusunda ne buyurursunuz, ne dersiniz? Resulullah buyuruyorlar ki o ölümdür, ölüm. E yani ayet-i kerimelerin, şeriatın diğer hükümlerde Resulullah'ın bu söylediğine. Efendim dikkat çekiyor aleyhissalatü vesselam. Dikkatli olun diyor. Kocanın olmadığı yerde iki genç beraber kaldıkları zaman Allah korusun şeytan araya girebilir diyor. Ve biz ben zaman zaman söylüyorum size hayati tecrübelerden fetva nöbetlerinde neler duyuyoruz neler geliyor ne sıkıntılar Rabbim muhafaza buyursun. Kainatın efendisi eğer 1400 küsur yıl evvel asrı saadette sahabesine o, o, o işte e, kayın birader veya kocanızın erken kardeşi veya işte teyzelerinizin halalarınızın e, oğulları dayılarınızın e, oğul ve kız beraber o eğer ölümdür demiş ise eğer bunda bir hikmet var. Dikkat etmek gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri boşa dikkat çekmez. Bizim hep iyiliğimize söyler. E hocam belli nikah düşmüyor. Tamam. Allah'ın Resulü bilmiyor mu bunu haşa? Biliyor ama dikkat etmelerini efendim istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Ev nisaihinne de ciddi bir işaret var. Yani kendi kadınları diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Böyle, böyle tercüme edebiliriz. Ev -nisa ihinne kendi kadınları. Müslüman hanım kardeşler. Yani komşuları, akrabadan dışarıda olanlar, arkadaşları. Kendi kadınları onların yanında da tabi dışarıda olduğu gibi değil. Mesela hanım kardeşlerimizin toplantılar var, sohbetleri var, bir akraba toplantısı var. Orada beraber oturup biraz böyle rahatlayabilirler, başlarını açabilirler. Ne bileyim bu konuya tekrar döneceğim bakınız. Aman bu konuyu kaçırıp da sonra Abdurrahman Hoca evde hanımlar başını açabilirmiş dedi demeyin. Açmalarına müsaade var ama durumu yeniden, yeniden tahlil edeceğiz inşallahurrahman. Asıl söylemek istenen şu, mümine hanımlar. Peki hocam ne demek istiyorsun? Eğer e, yani böyle istediğimiz kalitede, imanda, seviyede olmayan hanımlarla beraber bir toplantıda bulunuluyorsa veya gayrimüslim hanımlarla bir toplantı, mesela Avrupa'daki hanım kardeşlerimiz, orada komşuluk icabı, tanı, tanınma icabı veya iş çalıştıkları iş yerinde beraber sadece hanımların ortamı mesela diyelim. Buna rağmen onları erkekler gibi telakki ederek örtülerine, tesettürlerine dikkat etmelidirler diyor İslam. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah'a mektup yazıyor. Ebu Ubeyde Şam taraflarındadır, ordu komutanıdır ve o tarafların efendim hakimi durumdadır. Müslüman hanımlarına Müslüman erkeklerine söyle hanımlarına söylesinler. Gayrimüslimlerin hanımlarına gitmesinler. Eğer gayrimüslimlerin hanımlarının bulunduğu hamamlara gidecek olurlarsa katiyen e, açılıp saçılmasınlar veya gitmesinler diye tembih ediyor. E canım kadınlar kendi aralarında hayır diyor Hazreti Ömer radıyallahu anhu Hazretleri veya İslam büyükleri gelir evde o hanımın halini, vücudunu özür dileyerek söylüyorum, kocasına tavsif eder. Onun o halini anlatmasına bile İslam müsaade etmiyor. Öyle olunca yani e, onları da yabancı erkekler gibi telakki ederek toplantılarda, sohbetlerde o kendilerine ait günlerinde filan hanım kardeşlerimiz dikkatli olacaklar. Ama hep beraber e, bir araya gelmişler işte akrabalar, yakınlar birbirleri. öyle bir zamanda problem yok. Ama işin içerisinde bir İslami ahlaka, İslami tesettüre, İslami hassasiyete sahip olmayan hanımların arasında hele hele gayrimüslim hanımlar arasında katiyetle İslam hanımları açılıp saçılamazlar. Onları sanki erkekmiş gibi telakki edeceklerdir. Vela ayet-i kerime devam ediyor. Vela yadribne bi erculihinne li yu'leme ma yukhfine min zinetihin. Ayaklara takılan ziynete halhal deniliyor ya, ayaklarındaki ziynetleri de dışarıdan belli olmasın, sesini halhallerinin, sesini yabancı erkekler duymasınlar diye iş burada çözülüyor işte bakın. İslam hanımefendileri biraz evvel söylediğim gibi firasetli hanımlardır, akıllı hanımlardır şu ayeti kerimeyi kendinize düstur edinin. Fatıma annemizin sözünde söylediğimi tekrar ediyorum. Buna göre hayatınıza yön verin. Allah Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki gizlemekte gizlenekte oldukları zinetleri anlaşılmaması için yürürken ayaklarını da yere sert vurmasınlar diyor. Niye sert vurulur veya ne olur sert vurulduğu zaman ayağına halkal takmışsa eğer kızımız onun sesini yabancı erkekler duyar da onun için. İslam bu kadar hanımefendilerini muhafaza ediyor. Yani e, orada bak li'oleme ma gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılmaması için. Yani gösterme değil. Hani e, eteğini kaldırıp veya e, pantolonun paçasını çekip de onu gösterme. Hayır hayır öyle demiyor anlaşılmaması için yani Cenab-ı Hak Hazretleri müminlerin hanımlarında hanımlarında ayaklarında hal hal varsa onun sesini bile buradan tabi bir tarik il eskiler bileklerindeki bileziklerin sesini bile yabancı erkeklerin duymasını istemiyor istemiyor arzu edenler tefsirlere bakabilirler kaç defa söyledim Nur suresi 31. ayet-i kerime yani ee, ya hakikaten İslam hanımları böyle dört duvar arasına hapsediyor yahu. Onları zindana koyuyor yahu. Onlara dünyayı zindan ediyor yahu. Yok yok yok. Eğer zerre kadar izanın, vicdanın varsa İslam'a iftira etme. İslam Allah'ın dinidir. İslam Allah'ın dinidir. Hiç kimse kristal veya altın veya çok kıymetli madenini Gece yatırken sokakta bırakmıyor. Kasalarda muhafaza ediyor. Hele hele kıymet arttıkça özel özel korumalar tutuyor, özel muhafızlar tutuyor, özel e, kameralarla, şunlarla, buralarla özel kasalarda muhafaza ediyor. İslam kadınına değer veriyor. Onu muhafaza ediyor. Yabancı gözlerden muhafaza ediyor. Yabancı akımlardan muhafaza ediyor. İffetsizlikten muhafaza ediyor. Hayasızlıktan muhafaza ediyor. Günümüzün dünyası çok basit bir, hiç alakası olmayan bir şey için kadınları çok özür diliyorum. Soydu, reklam arası vasıtası, aracı, e, reklam vesilesi yaptı da iyi mi etti? Ne marifet elde edildi? Ne, ne elde edildi yani? Ah babacığım geri gelse de konuşsa şimdi. Ya. Otomobil reklamında bakıyorsunuz. Sa geçenlerde söylemiştim işte sanayi aletleri ta takım tezgahları ne alakası var ya onları reklam ederken yani ona olacak olan sanayici onu çalıştıracak olan usta efendim onun etrafında çalışacak olan bizim ee, kalfalarımız çıraklarımız tamamen erkeklere hitap eden bir şey reklamında hanımları kullanıyorlar yani daha değişik şeyler söyleyeceğim de artık edebi müsaade yetmiyor ama bu bayağılıktır hakarettir onu seviyesinden düşürmektir. Hanım kardeşlerim, vallahi ve billahi hakikat bu. Siz örtündükçe, siz tesettüre dikkat ettikçe Allah'a yaklaşıyorsunuz, ahiretinizi kurtarıyorsunuz. Yani ister itibar edin, dilerseniz inanmayın. Ama Allah'ın emrinden uzaklaştıkça manen seviye kaybettiğimiz belli. İslam'ın hanımlara verdiği değer belli. Her zaman söylüyoruz bunu. İslam kadınları dört duvar ortası içerisine hapsetiyormuş da dünyayı onlara zindan ediyormuş da filan da falan da. Çok özür diliyorum. Aslında biz yani geçenlerde bir arkadaş öyle söyledi. Aramızda latifeleşiyorduk da bir şeyler söyledi filan o beni böyle bir köşeye sıkıştırmaya çalıştı ben de latife ettim dedim bak bana lafla galebe çalamazsın yani ben 1975'ten beridir konuşuyorum vaz ediyorum sohbet ediyorum filan öyle aramızda latifeleştik bir arkadaşımızla efendim yani biz laf söylemeyi de daha enteresan daha başka şeyler söylemeyi de biliriz de edebimiz müsaade etmiyor yani edebimiz müsaade etmiyor Marifet Allah'a kulluktadır. Benim için de başkaları içerisinde. Başkaları içinde. Yani tabi Allah'a sığınırım böyle bir şey söylerken kendime güvendiğimden değil. Gurur ve kibire kaçmasın. Allah muhafaza buyursun. Tabi yerine göre ne potlar kırıyoruz ne, ne sürçü lisanda bulunuyoruz. İnsanız tabi. Ama tabi konuşmak bizim sanatımız. Mesleğimiz daha doğrusu. Sanat değil de mesleğimiz. işte konuşuyoruz. Onun için e, Cenab-ı Hak Hazretleri cümle kardeşlerimize lütfetsin. Bir başkasına göre bir başka e, daha güzel ifade edebiliriz belki bazı şeyleri. Bazen de dilimize geliyor hakikaten. Camilerde olsa biraz daha sert söyleyebiliyoruz da. E, çok daha geniş bir yelpazede kardeşlerimize hitap ettiğimiz için doğrusu bazen tutuyorum kendimi açık söyleyeyim. Yani... Bazen bakıyorsunuz Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde, bazen bakıyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bunlara çok ağır şeyler söylüyorlar. İslam büyüklerinin kitaplarına girdiğiniz zaman, müracaat ettiğiniz zaman, İslam'ı yaşamayanlar veya hele hele İslam'a düşman olanlar ve muhalefet edenler hakkında korkunç şeyler görüyorsunuz. Çok ağır ifadeler görüyorsunuz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin arasında bile var. Resulullah, hani Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ıma Efendimizin dediği gibi, Hazreti Peygamber bir kişiye lanet etmişse Allah Kur'an-ı Kerim'de lanet etmişse ben niye lanet etmeyeyim diyor. Ama işte biz yine de ekranda muhafaza etmeye çalışıyoruz kendimizi kaybetmediğimiz müddetçe. Sürçü lisan edersek, hata edersek, yanılırsak sizler bizi affediniz ne olur? Bazen doğrusu belki haddi açtığımız oluyor. Allah razı olsun efendim bize bu ekranı lütfeden bahşeden kardeşlerimizle hiç seslerini çıkarmıyorlar. Belki kendi kendilerine diyorlardır. Hocam keşke bu kadar ileriye gitmesen ekranda olmuyor falan ama dediğim gibi yani yerine göre Rabbimiz ağır söylüyor. İslam'ı itham ediyor. Kur'an-ı Kerim'e şöyle demeye çalışıyor. Yani İslam hanımefendilerini elhamdülillah birçok şeyler geride kaldı. Bugün çok daha çok daha güzel bir mevkideyiz diye biraz evvel söylemiştim. Ama evet e, İslam bizim her şeyimiz. Ne diyor şair? Şeriat kim sarayı kibriyadır, hakikat mülkidir, muhkem binadır. Kim anın taşın oynatırsa yoluna baş koymak revadır diyor. Efendim inşallah Rabbimiz bize e, hayatımız boyu hakikatler üzere sabit kadem olmayı nasip etsin inşallah. Demek ki İslam hanımefendilere diyor ki ayaklarınızı yere vurmayın ki halhalinizin sesini yabancılar duymasınlar. Başkaları duymasınlar, yabancı erkekler duymasınlar. Yani mesela bir bir böyle bazen iş merkezlerinde boş zamana denk geliyorsunuz. Ta 50 metre, 100 metre ileriden bir hanım kardeşimiz geliyorsa onun ayak sesi farklı oluyor ve Allah korusun Sadece ayakkabısının sesi yani tık 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 ayakkabısının sesi farklı oluyor. Babacığım bu konuya bile çok dikkat çekerdi. Ve Allah korusun nefis ve şeytan o pencereden o kapıdan bile girmeye çalışıyor. Yani e, bizim aslında dikkat etmemiz gereken çok daha fazla şey var. Çok daha fazla şey var. Alemlerin Yüce Rabbinin huzurunda hesabın çok daha zor olacağını tahmin ediyorum değerli kardeşlerim de onun için hep beraber dikkat edelim diyorum yani. Hep beraber daha dikkatli olalım. Hem de ne kadar dikkatli olursak o kadar rahat edeceğiz inşallah. Rahman. <laughs> Ve tubu ila Allah müminun eyha'l <laughs> mu'minun tuflihun. Ayet-i kerime böyle bitiyor efendim. Ey Allah'ın kulları, ey müminler, ey Allah'a inananlar, ey ahiret gününe, gününe inananlar. Tubu ilallahi Allah Toptan Allah'a tövbe edin hatalarınızdan dolayı, günahlarınızdan dolayı, noksanlarınızdan dolayı tubu ilallahi cemian toptan. Çünkü toplum halinde, cemiyet halinde ne günahlar işliyoruz, ne ihmallerimiz oluyor, ne takıntılarımız oluyor. Yani hakikaten hepimizin ciddi sıkıntıları var. Rabbimiz bizi tövbeye, işlediğimiz günahları affettirmeye Rabbimizin huzuruna tertemiz çıkmaya teşvik ediyorlar ki leallekum tuflihun umulur ki felaha erersin kurtuluşa erersiniz. Kad eflehal mu'minun ayeti kerimesinde e, buyurulduğu gibi kurtuluşa erersiniz de cennete girersiniz. Rabbimiz bize cennetin yollarını gösteriyor, cemalin yollarını gösteriyor. O ninelerimiz hayatları boyu yani seslerini ve yüzlerini hep haramdan sakınmışlar. Sonunda onlar kazanmadılar mı? Bakıyorsunuz 70'lik, 80'lik bir nine Gözler ona hiç değmediği için gördüğünüz zaman bakıyorsunuz maşallah nur gibisin ben eneceğim diyorsunuz değil mi? Niye? Çünkü hiç yabancı göz görmedi, değmedi oraya. Haram bir nazar değmedi ve orayı tahrip etmedi. O gözlerden daha önce de bunu söylemiştim ben. O gözlerden gelen e, tehlikeli ışınlar, şua, o o yüzü tahrip etmedi. Marifet zannediyor onu başkalarına görünmeyi ama yani ben e, acizane Avrupa'yı da gören e, bir kardeşinizim. Zaman zaman kardeşlerimiz davet ediyorlar. Orada Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizden bizi dinleyen maşallah çok kardeşimiz var. Allah hepsine afiyet versin, cümlemize inşallah. Yani böyle Avrupa'da benim ilk 70'li yıllarda gittiğim zaman tahmin ediyorum 77 yılıydı. Babacığımla beraber gitmişti konferanslara diye. İlk dikkatimi çeken bazı şeylerden bir tanesi bu. Küçük çocuklar mesela efendim. Bakmaya kıyamazsınız o sarışın yeşil gözlü mavi gözlü pırıl pırıl yavrular. Yaşlanmış normal bir hal yüzüne bakacak bir tane de ihtiyar bulamazsınız. Niye? Eh haram bir yandan kötü şeyler, bir yandan içki, bir yandan haram bakışlar mahvetmiş onu, perişan etmiş. Avrupalı kardeşlerim dikkat etsinler. O küçük çocuklar, samimiyetle söylüyorum, hele birinde bir yere gidiyoruz, bir e, tahmin ediyorum hani yuva deniliyor ya veya işte okul öncesi, yavrular getirdiler. İnanın e, böyle tutup e, elin çocuğunu sevmek istiyorsunuz, içinizden e, fevkalade değişik duygular meydana geliyor. Rabbim nasıl yaratmış, nasıl özenerek yaratmış. Pırıl pırıl yavrular, küçük yaşta öyle. Sokaktaki ihtiyarların haline bakıyorum, diyorum ki ya bunların hepsinin gençliği veya çocukluğu işte böyleydi. Gençlik çağlarına belirli bir yaşta bozulmaya başlamışlar ve ihtiyarlıklarında yüzlerine bakılacak hal kalmamış. Rabbim muhafaza buyursun. İtibar hatimiyedir. Bilhassa biz yaşlılığımızda daha daha değerli olmalı, daha kıymetli olmalı. Rabbimize daha yakın olmalıyız. Evet değerli kardeşlerim baş açma meselesine bir daha gelelim dedim. Eh zamanımız da doluyor. Bugün bu konuyu böylece tamamlayalım. Şimdi evin içerisinde yalnızken veya hanımların yanında veya babanın yanında kardeşinin yanında ya yalnızken mesela hanım kardeşlerimiz isterlerse başlarını açabilirler. İsterlerse açabilirler. Ama açmamaları daha güzeldir. Neden? Çünkü evin içerisinde müminlerin evinin içerisinde melekler vardır. Bir defa sağımızda solumuzda iki melek var. Bizden hiç ayrılmıyor. Sonra hafaza melekleri var. Sonra rahmet melekleri var. Sonra Cenab-ı Hakk'ın değişik görevlileri var. Yani e, tefsirlerimizde görmüştüm. Bir insanın etrafında hayatı boyu 20 civarında melek ona iştirak ediyor, yardım ediyor, koruyor veya işte Cenab-ı Hakk'ın rahmetini getiriyor. Yani böyle devamlı meleklerle beraberiz biz. Gözümüzle görmediğimiz varlıklarla beraberiz. Gözümüzle görmediğimiz o varlıklar her yerde ve her zaman bizimle beraber onlara saygı duymak. Hele hele ihsan mertebesine erildikten sonra mesela İslam büyükleri evlerinde yapayalnızken kendi asla ayaklarını uyut, uzatıp oturmamışlar. Ya saha, e, seleften bir zat Hasan Basri rahimehullah olabilir. Bir gün diye böyle yorulmuştum, ayağımı uzattım. Kendi kendime dedim ki ne bu böyle kralların Sultanların oturduğu gibi bu küstahca, bu saygısızca oturuş, alemlerin yüce Rabbi Allah seni görmüyor mu? Hemen ayaklarımı topladım ve istiğfar ettim. Yani seviye yükseldikçe, kalite yükseldikçe hassasiyette artıyor. Hadi biz o derecede değiliz, olamayız da ama biz de edep kurallarına, biz de örf ve adete dikkat edelim. Yani babacığım mesela benim kız kardeşlerime asla evin içerisinde baş açmalarına müsaade etmezdi asla yanında. Halbuki baba kız. Şer'an müsaade var. Ama belirli bir alışkanlık, belirli bir örf ve adet. Ha rahmet melekleri var. Şöyle bir kıssa anlatılır efendim. Cebrail aleyhisselam Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ilk geldiği zaman tereddüt etmiş. Acaba kim bu diye. Hazreti Hatice annemiz tecrübeli, eskiden kalma bilgileri olan bir e, hanımefendi, annemiz. Rabbim cennette beraber kılsın inşallah. Böyle e ya Resulullah yanıma gelir misiniz? Oturun. Öyle şöyle oturun, böyle oturun. Değişik şekillerde oturtuyor Hz. Hatice O varlığı görüyor musun ya Resulullah? Evet görüyorum. Hatice annemiz başını açınca şimdi görüyor musun ya Resulullah? Hayır, buradan ayrıldılar deyince o Cibril'dir. Allah'ın meleğidir ya Resulullah diyor. Yani rahmet melekleri baş açık hanımların bulunduğu yere evin içerisinde kendi yapay yalnızken bile olsa girmez diye tabi diğer melekler var da rahmet melekleri diyoruz. Gelmezler. Öyle olunca rahmet meleklerine, Cenab-ı Hakk'ın o nazlı kullarına, güzel kullarına merhamette bulunalım. Onlar devamlı bizimle beraber olsunlar. Öyleyse evinizin içerisinde de yalnızken de başınızı örtün. Daha çok saygıya layıktır, daha güzeldir ve de daha hoştur. Ve bu bir alışkanlıktır, ee, güzel bir alışkanlıktır bence. Ama açabilir mi? Açabilir de tabii. Veya hanımlar kendi aralarında yabancı yoksa biraz evvel söyledik açabilir mi? Açabilir. Babasının, kardeşinin yanında olabilir, olabilir bütün bunlar. Ama yani Allah'ın bütün mümin kardeşlerimize, erkeklerimize de hanımlarımıza da firaset versin inşallah. Çember genişledikçe tesettüre daha çok riayet kendini daha çok koruma. Yani mesela e, mesela şöyle bir incelik, kayınpederi bir gelin hanım kardeşimizin kayınpederi gençse eğer mesela daha genç yaşta ise veya o işte yiyenler veya dayısı amcası daha genç yaşta ise daha çok tesettür ediyor ayet. Ama onlar yaşlanmışlarsa Mesela kayınpederi 70 yaşına, 80 yaşına gelmiş. Amcası, dayısı 70 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş. Fitne korkusu kalmamış. O zaman o zaman biraz daha iş rahatlayabiliyor. Çember genişletilebiliyor. Ben bu konuyu hanım kardeşlerimizin firasetine ve de anlayışlarına havale ediyorum. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız cümlemizi razı olduğu çizgide daim kılsın inşallah. Bugünkü sohbetimizde Göze sahip olmanın önemini bir defa daha perçinledik. İslam hanımları için e, hanım denilince İslam'da tesettürün akla geldiğini bir defa daha, bir defa daha siz değerli kardeşlerimize aktarmış olduk. Yani bütün bunlardan bir daha söylüyorum arzumuz odur ki yarın Rabbimizin huzurunda hepimiz daha çok rahat edelim, cennete daha kolay girelim ve de. Rabbimiz bizden daha çok razı olsun. Annelerimizin halini düşününüz. Mesela Hazreti Ayşe isdığı annemiz. Bazen e, tabi annemiz, öz annemiz yani dahası yok artık bunun e, tabiinden gelip kendisine bir şeyler soranlar oluyordu. Ya dış e, el, evden dışarıya çıkılacak bir kıyafetle onları karşılıyordu veya ev içi kıyafeti ise öyle anlıyoruz bize nakledilen rivayetlerden, perde gerisinden onlarla konuşuyordu. Hatta Cenab-ı Hak Hazretleri o ayeti kerimeyi de ayrıca alırım. Alalım inşallah Rahman daha önce söyledik ama çok uzun zaman oldu. Konuşurlarken annelerimizin ses tonlarına bile dikkat etmelerini Kur'an'da Rabbimiz Ahzab suresinde tavsiye ediyor. Ki kalbinde hastalık olan diyor aklına kötü bir şey gelmesin. Ya. Ses tonunda bile. Böyle, böyle, olunca işte başörtme mesela bir hanım kardeşimiz e, eskiden ninelerimiz genç yaşlarında yeni gelinlerken filan kapının arkasından kim o diyeceklerse biriyle yabancı bir erkekle konuşacaklarsa dillerinin altına küçük bir çakıl taşı alırlarmış ki ihtiyar gibi çıksın sesleri veya sesinin tonunu bozsun diye. E, Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de de öyle emrediyor. Mesela hanım kardeşimiz telefonla bile konuşmak mecburiyetinde kalırsa sesini biraz böyle ihtiyarlaştırsın değiştirsin veya araya bazı hanım kardeşlerimiz biliyorum ben ince bir kumaş koyuyorlar mesela ki tam ses tonu karşı tarafa gitmesin diye. Bazı hanım kardeşlerimiz bana e, son bir şey söyleyeyim. Bugün öyle tamamlayayım. E, Sistem ediyorlar. Hep babandan bahsediyorsun. Babacığım diyorsun, anneciğim demiyorsun diye. Tabi annelerden bahsetmek örtfümüzde fazla müsait e, müsaade edilmez doğrusu. Babacığımızdan öyle gördük de onun için korkuyorum. Kabirde bile belki annemden bahsedersem bana kızar babacığım diye korkuyorum. Onun için fazla öne çıkaramıyorum ama babacığıma, o zaman müftüydü Konya'da babacığım, Konya'mıza yeni telefon gelmişti, anacığım yıllarca direndi. Ne olur eve telefon alma, sen olmadığın zaman ben o telefona bakmak mecburiyetinde kalırım diye telefona bakmak konusunda ama zaman geçti aradan mecburiyet olundu ve evimize telefon alındı tabii. Ama ben çok küçük yaştaydım. işte efendim 60'lı yıllar. Anacığım uzun zaman telefona müsaade etmedi ki evimize telefon gelmesin. Sen yokken babacığım öyle diyordu. Telefona bakmak mecburiyetinde kalmayayım. Yabancılar benim sesimi duymasınlar diye. Allah hepimize rahmet ve merhametiyle muamele etsin. Cenab-ı Hak bize hayatımız boyu hep cennetlik ameller, cennetlik ameller lütfetsin ve geçmişimizle bundan sonraki evlatlarımızla neslimizde cennette beraber olmayı nasip etsin inşallah. Söylediklerimizi hem kendimizin hem de siz değerli kardeşlerimizin dünya ve ahiret saadet ve selameti ve menfaati için söylemeye çalışıyoruz. Alemlerin Yüce Rabbinin mutlak gücüne sığınırım. Rabbim bizi yanılmaktan korusun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Bayramdan sonra devam edeceğiz sohbetlere inşallahurrahman. Rabbim sağlık sıhhat verirse şimdiden bayramınız mübarek olsun. Çok hayırlı günler, çok güzel günlerde. Her günü bayram olan günlerde Rabbimizin kulluğunda devamlı olun diyorum. Geceniz hayırlı olsun diyorum. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.